Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Beni sorarsanız her zaman söylediğim gibi bomba gibiyim arkadaşlar. Arkadaşlar, Staff Turk Kennel çiftliğine geldim. Burası muhteşem, geniş, devasa, güzel bir çiftlik. Ve duyduğum kadarıyla 2 aylık yavrular dünyaya gelmiş. Hatta önümüzdeki hafta bir süreleri var ya hani yavruların. Onun doğmasını bekliyorlar, sahiplerine gideceklermiş. Bana da dediler ki bir gün gel, çek, oyna. Sev, ne yapmak istiyorsan. Çünkü biliyorlar ben çok büyük bir hayvan severim ve hayvanlarla vakit geçirdiğim zaman hele de o küçük yavrularla meditasyon gibi geliyor bana arkadaşlar. Eğer size de böyle şeyler zevk veriyorsa ve bu tarz videoların gelmesini bekliyorsanız bana abone olmayı, yandaki zil butonuna basmayı ve beni beğenmeyi asla unutmayın. Hadi gidelim onlarla sohbet edelim, onlara bakalım. Belki karınları açtır, karınlarını doyururuz. Özgür Bey'le de tanıştıracağım sizi buranın sahibiyle. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar! Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Arkadaşlar, İngiliz Staff 2 aylık bebeklerimizi görmek ister misiniz? Bakar mısınız böyle? Özel kafesin içine girdim bu arada ayakkabımı çıkarıp arkadaşlar. Çünkü onlar da çok minnoşlar. Mikrop almamaları lazım. Bu arada şu an elimde tuttuğum arkadaşımız erkek. Çok mu tatlısın sen? Ne yapıyorsun? Çekiliyor musun sen? He? He? İsimlerini öğrenemedim bu arada arkadaşlar. İsimlerini öğrenseydim süper olacaktı ama şimdi birazdan Özgür Bey'e sorarım ama büyük ihtimalle hepsinin ismi de yoktur. Çünkü önümüzdeki haftaya günleri doğmuş olacak. Kavga yok, kavga yok. Hayır, kavga yok. Sahipleri bekliyor onları şu an. Hayır, 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 hayır. Evet, gel buraya, buraya gel. Buraya gel. Bakar mısınız? Yaramaza bakar mısınız? Aralarındaki en yaramaz bu. Sen buranın yaramazıymışsın. Bak, bak, bak. Ya çok tatlısınız siz. Siz ama çok tatlısınız. Sanırım üstüme işiyorlar ve ısırıyorlar arkadaşlar. Ama ben sevdiğim için onları sıkıntı yok. Da bir dakika gel buraya. Oyun oynayalım mı? Oyun oynayalım mı? Arkadaşlar gerçekten bana acayip iyi geliyor. Sizi bilmem ama eğer siz de hayvanlarla gerçekten vakit geçirmeyi seviyorsanız tavsiye ederim. Yani illa sahipleneceksiniz diye bir şey yok. Yolda sokakta da birçok hayvan var biliyorsunuz. Hepsiyle ilgilenebilirsiniz, oynayabilirsiniz, onları besleyebilirsiniz vesaire vesaire. Çünkü gerçekten sokak hayvanlarıyla ilgilenmek, onlarla vakit geçirmek, onlara mama bırakmak yol üstünde o kadar güzel ve o kadar iyi bir şey ki resmen terapi, hiç psikoloğa, psikiyatriste gitmenize gerek yok. Şu an mesela ben bir senenin pandemi krizi senesini atlattım diyebilirim onlarla oyun oynarken. Bu arada bu çok çekingen, çok ürkek, hiç diğerleri gibi değil. Şunları görüyor musunuz? Acayip oyuncular. Sen ne yapıyorsun orada? Küstün mü bize? Gel, gel hadi. Sen de benimle oyna. Gel, gel. Siz değil işte, siz oynayın orada. Bak ya. Sıkıştırmayın, sıkıştırmayın, sıkıştırmayın. Abidik, abidik, abuduk, abuduk. Canım benim, canım benim, canım benim. Ya ama ben ne yapayım sizi bilemedim ki ya. Ne yapsam ben sizi? Hı? Çok tatlısınız. Keşke hepsi benim olsa. Evde düşünsenize böyle 5-6 tane yavru köpeğinizin olduğunu İngiliz Staff. Ve bunlar büyüdükleri zaman da bayağı enerji bombası oluyorlar. Şu anda bile öyleler arkadaşlar. Yani büyüdükleri zaman Özgür Bey'e soracağım ama benim bildiğim kadarıyla ağır da oluyorlar. Hiç böyle hafif değil. Şu anda bile tuttuğumda yani şöyle bir bakayım. 2,5-3 kilosu var bunun yahu. Değil mi? Kaç kilosun sen? Bay Pipili. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Özgür Bey'e sorayım dedim ya. Ben aslında hemen şimdi sordum. Çünkü kendisi hemen arkada benimle sohbet de ediyor. Onu biraz sonra ekran karşısına alacağım ama vallahi 18 kilo, 20 kilo oluyorlarmış. Yanlış bilgi vermeyeyim. Ama 18-20 kilo da iyi. Bu da demek oluyor ki uçak yolculuğu yaparken sıkıntı yaşayabilirler. Çünkü 6 kiloya kadar uçakta müsaade ediyorlar benim bildiğim kadarıyla. Ne yapıyorsun sen orada? Ay ben bunları yerim ya. Hadi gelin uyuyalım. Heh, uyuyalım mı? Aslında bu bebekler, ben de biliyorsunuz arkadaşlar Pekines Pekines hep söylüyorum videolarımda. 2,5 aylıkken bücürü sahiplenmiştim. Hep uyuyordu.
devamlı uyuyor. Hani şöyle enerji patlamaları falan da yaşamıyordu pekinez olduğu için ama İngiliz stafflarda maşallah. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşım? Nasıl bir olaysınız siz böyle? Gelin hadi sizi ayağımda sallayayım, uyuyun. Öğle oldu, öğle saati, uyku vaktiniz çocuklar. Şşt! Geliyor musunuz? Gelmiyorlar. Aa, benim sevgili asistanım Ceren'cim elinde biberonla geliyor. Emer misiniz acaba? Teşekkür ederim Ceren'cim, sağ olasın. Arkadaşlar süt geldi, ılık süt. Şimdi bakalım karınları aç mıymış? Ama sanırım bunların biberonluk zamanları geçti. Benim bildiğim kadarıyla bir aya kadar falan biberondan emiyorlar. Evet ama ister misin bebeğim? Hı? İster misin? Az biraz kokluyor sanki alacak gibi ama ne var ne? Kötü mü kokuyor çorabım? Ayaklarım kokuyormuş öyle diyor. Gitti bak onları kokluyor. Ya çocuklar bir rahat durun. Hadi gelin. Biraz daha enerji. Hadi. Yok kesinlikle yok. Suratına baktıkları. Ben emeyim bari. Çok güzelmiş bu da. Bu da çok güzelmiş. Acaba siz normal mama mı yiyorsunuz arkadaşlar? Normal mama mı yiyorsun? Ha? İçecek misin? İçmeyeceksin mi? İçmeyeceğim. Gel bakayım buraya. Aslında meyillisin ama acaba emmek için mi, yemek için mi? Ha? Emmek için mi, yemek için mi? İster misin? Hı. İstiyor musun? Yedin sanki. Aldın mı? Memenin ucunu tut. Olmuyor. Tutturamıyorum memenin ucunu. Sadece derdi dişleri bence. Acaba dişiniz ne zaman... Ah! Dişiniz ne zaman çıkıyor dedim. Isırma yavrucuğum beni. Ben seni sevmeye geldim. Azgın. Ay kusura bakmayın arada bağırıyorum çağırıyorum ama ben evde bücürle de böyleydim. Bir anda içindeki oturan boğayı dışarı çıkarırdı. Ya gerçekten bebekken çok şirin oluyorlar, çok tatlı oluyorlar ama aynı zamanda da çok yaramaz oluyorlar. Anlatamam size. Bücür Allah'tan tekti de yani yaramazlığı banaydı ama yanında iki tane ya da üç tane aha bunlar gibi olduğunu düşünemiyorum yani. Sıpalar, sıpa. Onu rahatsız etme lütfen. Lütfen arkadaşınızı rahatsız etmeyin. Çünkü o çok ürkek ve çok çekingen. Onunla lütfen şey yapmıyoruz. Gerçekten bu diğerleri gibi hiç değil. Bakar mısınız? Sıpayı görüyorsunuz değil mi? Sıpa. Sıpa. O değil, o değil. Bak. Gel aşkım. Gel. Gel. Aynen. İşte bunu ısıracaksın. Götür bunu. Hah. Götür bunu. Ham ham yap. Ah, ham yap. Ham yap. Hadi. Gel buraya. Sen de gel. Hanginiz? Bu. Sen nesin acaba? Ha? Schumacher. Hızlı ya. Gel buraya. Gel bebeğim. Sen yiyeceksin. İstiyor musun? Hı? Yesene. Taze süt geldi. Yok. Yediremiyorum. Yanlış tutuyor da olabilirim biliyor musunuz? Çünkü bücür annesinden 3 ay emdikten sonra hiç böyle bir ihtiyacı olmadı. Ona küçük böyle ıslak mama tarzı işte veterinerimiz doğrultusunda beslenmeler yaptık. Şimdi ben direkt biberonla sütle besleyeyim bunları dedim ama gerçekten şu an hiç yüzüne bakmıyorlar. Dertleri şu an oyun. Acaba kaç saat uyuyorlardır? Özgür Bey, sizce kaç saat uyuyorlar? Yarım saat oyun, yarım saat uyku. Yavrular sürekli uyuyup sürekli oyun oynarlar. Bu şekilde büyüyorlar. Daha sonrasında tabii ki de oyun ve uyuma süreleri daha çok çoğalıyor. Evet, aynen. Yani derdiniz oyun, uyku değil mi? Bunlar. Derdimiz bunlar. Başka bir şey değil. Hah, içeceğim. İçeceğim. İstiyor musun? Hah. Sanki içiyor valla. Aa, içiyorsun. Ne yapacağım? Tepeme mi çıkacağım? Tepeme mi çıkacağım? Dur, dur, dur. Bir rahat durmadı ya. Niye rahat durmuyorsun? Şşş dostum. Senin derdin ne? Allah senin sahibine yardımcı olsun. Ne diyeyim ya? Şimdiden böyle arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. Yani Allah bilir kim sahiplenecek. İnşallah böyle hani enerji dolu bir sahibi olur da köpekler de çünkü sahiplerine zamanla benziyorlar ya da sahipleri köpeklere zamanla benziyor. Yani şahsen bu arkadaşa sahiplenecek ailemiz çok enerjik olmalı. Şimdiden kendini belli etti çünkü. Ama mesela bu arkadaşımızı sahiplenecek ailemiz de çok enerjik olmasa da olur. Çünkü gördüğünüz üzere ürkek kendi halinde. Hah ne? Ay geğirme. Ne geğiriyorsun? Bütün pislikleri yaptılar 2 dakikada. İşediler, osurdular, çiş yaptılar, her şeyi yaptılar. Ama çok tatlılar.
gel buraya gel. Gel. Popomda ne işin var? Popomda ne işin var? Arkadaşlar geçen seferki çekimi hatırlıyor musunuz? Hani aslanımız vardı, boz köpeğimiz. Akın'ın soluna aldırmıştım ben o köpeği tabii çok büyük olduğu için ama bir havladı, kükredi sanki ben yerimden oynuyordum. Evet, yanımızda da Iron Boy var efendim, babaları tanıştıralım. Hemen onun yanında Özgür Bey, Özgür Oğuz, çiftliğimizin sahibi. Nasılsınız merhaba, Özgür Bey? Arkadaşlar. İyi, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim, ben çok iyiyim şu an. Yavrular gitti. Bu gitmek istemedi, bu artık benim. Tabii ki. Ayrılmadı farkındaysanız. Tabii tabii. Bu arada gerçekten Iron Boy babası oluyor değil mi? Evet, Iron Boy babası. Anne ne yapıyor şimdi? Yatıyor mu? Anne şu an daha demin keyif yapıyordu. Laos'a dönemi evet. Falan. Çocukları reddetme durumu var mı? Tabii tabii. Olabiliyor değil mi? İşler çıktığı zaman istemiyor. Ha. Ya bir şey soracağım Özgür Bey. Siz Türkiye'de federasyona bağlı İngiliz ve American stafflarda üretim olarak bir numarasınız değil mi? İngiliz staff diyelim. İngiliz mi evet, sadece? Tek İngiliz. Öyle bizde mi? Sadece İngiliz staff yanlış var. Bilgi vermeyeyim arkadaşlar. Türkiye'de gerçekten İngiliz staff'ta ciddi başarılar elde etmiş. Dur oğlum dur. Tabii aynı tabii. Zamanda... Yavrusunu izliyorsun. Iron Boy gel. Yavaş. Gel buraya. Aynı zamanda 32 tane ülkeye köpek gönderdik. İngiliz staff 32 ülkeye gönderdik. Bu tarz hı-hı başarılarımız var. Türkiye'ye ilk gri İngiliz staff'ı biz getirdik. Ya çok tatlı i̇şte, rengi ya. Yurt dışında... 5 ülkede şampiyon olan köpeğe multi şampiyon deniliyor. Hı hı. Yine çiftliğimizin multi şampiyon köpeği var. 5 ülke şampiyonluğu olan köpeklerimiz var. Süper. Bu şekilde. Iron Boy'da neler var? Iron Boy'da hem Junior Türkiye şampiyonluğu, yetişkin Türkiye şampiyonluğu ve Derby Winner şampiyonlukları mevcut. Bu ırklar Türkiye'de 600 tane var. Kısa 600 boylu. 600 tane. Evet, kısa wow boylu. Kaslı, vücut yapısı var. Ağız yapıları çok ilginç Özgür ve ürkütücü hatta. Ya staff'ın aslında gülümsemesi meşhurdur. Evet şu an. İşte bu alışmayan insana tabii korkutucu gelebiliyor ama bize çok sempatik geliyor özellikle ağzını ben beslemediğim için daha önceden ya da bakmadığım için kısa bir süreliğine bile olsa. Şimdi küçükleri sevmek çok tatlıydı. Evet minnoş minnoşlar ama mesela Iron Boy hafif böyle bir yapınca ben ürküyorum. Ya şimdi şöyle İngiliz staff zaten birazcık lütfen yanlış anlamazsanız böyle sert sevmekten hoşlanan insanlar için daha ideal. Çünkü güzel pekinesin var diyorsunuz. Evet. Pekinesi böyle dola dolu vurup sıkamazsınız. Hayır. Ama İngiliz staff'ta böyle dolu dolu hissettire sevebiliyorsunuz ve bundan hoşlanıyor. Evet. Bu da insanları mesela teması çok severler. Hı-hı. Sert sevilmeyi severler. Sert oynamayı severler. Bu sefer sizinle böyle hayat tarzınıza, yaşam tarzınıza ayak uyduruyorlar. Ve otomatikman ne oluyor? Empati duyuyorsunuz. Ve bu ırktan işte besliyorsunuz. Daha işte bizim gibi ilk başta severek başladık. Daha sonrasında gördüğünüz gibi buralara geldik. Aslında kaç bizim... senedir açık bu çiftlik? 9 senedir açık. 9 sene. Evet. Aslında eşinizi de oturtup sohbet etmek isterdim. Daha öncesi çekim öncesi biraz konuştuk da bayağı bir. Evet. Şu an ama yan gözle görüyorum ben arkalara saklandı biliyor musunuz? Dilara Hanımcığım yazın geleceğim ve sizle sohbet edeceğiz ona göre. Bu arada kupalarımız bir dolu ya madalya. Aa, çok aşırı yani. Kaç senesinden? 2016-2019. Oo baya baya. Ve o kupaların her birinin özelliği sadece kendi ırkında değil. Hı-hı. 300-400 köpek arasından. Evet. Farklı ırklar arasından. Hı-hı. İlk 3'e girdiği zaman bu kupalara sahip olabiliyorlar. Sadece kendi ırkıyla yarışmadan kazandığı kupalar değil yani. Tüm ırklar arasından. Birincilikleri var köpeklerimiz. Ne zamandan beri bu İngiliz stafflarla ilgilenmeye başladınız? Nasıl gelişti? Bu çiftlik kuruldu 9 sene öncesi diyorsunuz. Aslında çok güzel bir yere değindiniz. Bunu hep ben de kendime anlatıyorum ama hiç dışarıya anlatmamıştım. Eşim köpek besliyor. Aynı zamanda veteriner teknisyeni.
Ben de köpek besliyordum. Tabii biz tanışınca iki manyak bir araya geldi. Kısacası öyle söyleyelim. Arkasından tabii ki de o köpek seviyor, ben köpek seviyorum. İngiliz staffları gördük. Aynı zamanda iki tane kısır pitbullumuz vardı. Dövüştürülmesin diye kurtardığımız. Hmm. Onlara bakıyorduk. İşte Fenerbahçe'de, Kadıköy Fenerbahçe'de, Göztepe'de normal 2 artı 1, 3 artı 1 evde oturan aslında normal bireylerdik. Daha sonradan tabii işte bir dedik hani bir kere üretelim kendi köpeklerimizi. Ve arkasından tabii ürettikçe bu çok güzel, bu çok güzel derken bizim köpek sayımız arttı. Tabii daire bize yetmemeye başladı. Sonra bir çiftlik kuralım. Evet, çiftliğe geçtik ve onu o çok güzel, bu çok güzel, şunu tutalım, bu olsun derken 9 sene sonra ve gerçekten bravo. De biz ırkı seviyoruz. Ya işi de layığıyla yapıyorsunuz ama evet. Türkiye'de federasyona bağlı teksiniz. Tabii daha önce konuşmuştuk, birkaç arkadaş daha var demiştiniz ama çok tatlılar ya. Şimdi şöyle tebrik ederim sizi, ırkı gerçekten. Seviyoruz diye söylüyorum. Tüm ırkları seviyoruz. Apayrı bir konu. Bundan önce Pitbull eylemlerine de katılmışlığım vardır. Hadi aynı ya. Aynı zamanda Amerikan Staff Derneği'nin kurucu üyelerinden bir tanesiyim. Dost girişte gördüğünüz sokak evet. köpeği biz besleriz. İşte karşıda paşa var, paşayı biz besleriz. 8-10 tane sokak kedimiz var. Evimde 2 tane sokak kedisi var. Şimdi bu olaylar bambaşka tabii ki de. Ama biz İngiliz staff'a ayrı gönül verdik. Çünkü bu ırkı Türkiye'de yanlış ellere geçmesini engellemek için ve aynı zamanda ırkı güzel bir yere taşımak için onlarla uğraşıyoruz. Vallahi tebrik ederim. Elinize sağlık, gönlünüze sağlık. İyi ki de evlenmişsiniz de bu çiftlik de kurulmuş. Peki sizin çocuğunuz var mı? Evet var. Var mı? Evet. Ha, yani ihtiyaç duyuldu. Ben mesela hiç ihtiyaç duymam. Yani 40 yaşındayım, hiç evlenmedim, çocuk da yapmadım ama benim böyle çiftliğim olsun, böyle hayvanlarım olsun, bebeğe ihtiyaç duymam. Yani yazın geleceğim dediniz. Yazın Işıl'la beraber havuz videosu vesaire filan görmeniz yapalım. Lazım. Aynen. Yani Işıl süper bir çocuk maşallah. O konularda yani hayvanlarla büyüdüğü için. Kaç yaşında Işıl? 3,5 yaşında. Büyür de. Evet, 3,5 yaşında ama tüm köpeklerle beraber mücadele edebiliyor. Onlarla çok güzel oynuyor, çok güzel vakit geçiriyor. Yavrularınızdan bir tanesi yok oldu şu an. Evet, fark şu ettim. Şu an yok oldu. Sanırım benimle eve gelmek istiyor. Iron Boy. Gezelim mi? Oyun oynayalım mı bahçede seninle? Enerjisini bir şekilde atması lazım gün içerisinde değil mi? Çok enerjik bir köpek. Şimdi aslında şöyle, İngiliz staff'ın herkes aynısını söylüyor. İngiliz staff çok enerjik, çok enerjik. Aslında İngiliz staff enerjiktir ama şimdi şöyle söyleyeyim. Geldiğinizden beri siz de çok enerjiksiniz. Mesela ben size göre daha ağır konuşuyorum ama iş oyun zamanı geldiği zaman hareketlenirler. Yani mesela farkındaysanız şu anda oturuyoruz. O da burada oyun oynamaya çalışmıyor. Kendini sevdirmeye çalışıyor. Ama oyun zamanı gerçekten 10 köpek gücündeler yani. Oyun zamanı enerjikler. Evet. Ben her zaman enerjiyim. Bana 7/24 enerjik lazım. Iron Boy. Gezelim mi? Oynayalım mı? Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini bekliyorsanız dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Yandaki zil butonuna basmayı da unutmayın. Özgür Bey'in de YouTube'u var. Biraz sonra paylaşacağım aşağıdan görürsünüz. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.